Projemizin çıkış noktası okullarımızda bulunan geri dönüşüm kutularının dönemin başından bu yana hiç dolmuyor olmasıydı. Bu konuda aslında hepimizin geri dönüşüm konusunda yeterli bilince sahip olduğunu fakat uygulamada eksik olduğumuzu fark ettik. Bunu uygulamaya dökebilmek için öncelikli olarak okulumuzda bir bilinçlendirme çalışması, kampanyası başlattık. Geri dönüşüm atıklarını, evlerde biriktirdiğimiz geri dönüşüm atıklarını toplamayı hedefledik. Bu konuda teşvik edici bazı kampanyalar da yürüttük. Belirli miktarlarda atık getiren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik. Geri dönüşüm konusundaki bilinçlendirmenin oldukça olumlu olduğunu görmeye başladık. Ki ülkemizde Sıfır Atık isminde muhteşem bir kampanya yürütülüyor. Aslında bu kampanyanın oldukça gerekli olduğunu, oldukça ihtiyacımız olan bir kampanya olduğunu farkındayız. Öğrencilerimiz sıklıkla evde ailelerine de ifade ederek geri dönüşüm atıklarını atmamalarını, çöpe atmamaları gerektiğini, bunları ayırmaları gerektiğini belirttiler. Ve bunları büyük bir motivasyonla okula getirip geri dönüşüme katkıda bulunmuş oldular. Süreç sonrasında projemizi yaygınlaştırmak için 5 okulumuzda daha protokol imzaladık. Şu an benzer şekilde okulumuzda yapılan uygulama diğer okullarımızda da yapılmaya başlandı. Burada tabii geri dönüşümü teşvik etmenin yanı sıra toplumsal bir bilinçlenmenin de oluştuğunu düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de bu çalışmalara devam edeceğiz. Biz okulumuzdaki geri dönüşüm şeyleri vardı ama hiç dolmuyordu. Biz bundan yola çıkarak bir proje yaptık. Tartı aldık. Tartımızda öğrencilerin numaralarını veri tabanına yerleştirdik. Öğrenciler bize geri dönüşüm atıkları getiriyorlardı. Getirdikleri geri dönüşüm atıklarını biz tartıyorduk. Onlara barkodlar veriyorduk. Barkodları ona biriktiriyorlardı. 30, 50, 100 kilogram ulaştıklarına TÜBİTAK kitapları, 500 kilogram ulaştıklarına tablet, 1000 kilogram ulaştıklarına ise bisiklet veriyorduk. Biz projemizi 45 günlük süre zarfında oluşturduk. Ve toplam 20 tona yakın atık getirdik. Projemizin ismi Ben Çöp Değil Geri Dönüşüm Atığıyım projesi. Bu projede manavlarda olan tartılardan bir tane aldık gördüğünüz gibi. Bu tartıların veri tabanına öğrencilerin isimleriyle birlikte numaralarını yaptık oraya. Öğrenciler bize belli bir miktarda geri dönüşüm atığı biriktirip getiriyorlar. Sonra bu topladığımız atıkları gördüğünüz gibi burada depoluyoruz. Burada depoladıktan sonra geri dönüşüm kamyonları geliyor. Geri dönüşüm kamyonlarına bunları koyuyoruz bu atıkları. Bir de atık timleri oluşturduk. Bu atık timleri öğrencilerimiz gördüğünüz gibi bu bipleri giyerek yere veya bir yere geri dönüştürebilen atık attığında onları uyarıyor ve bilgilendiriyor. Basket potaları yaptık.
Bunlardan 5 tane yaptık. Okulumuzun yerine koyduk. Bunları tamamen geri dönüştürebilen atıklardan yaptık. Öğrenciler hem buna atıp eğleniyor hem de geri dönüşüme katkıda bulunmuş oluyor. Çocuklarımızın projesiyle birlikte evimizde çöp değil de artık atık olaraktan biriktirmeye başladık çocuklarımızla. Bu çocuklarımız için çok etkili oldu. Yani çocuklarımız artık anne bu çöp değil, lütfen bunu ayıralım. İşte okulumuzda projemiz var diyerek bilinçlendiler. Bir yerde çöp gördükleri zaman anne bu çöp değil, sürekli bu şekilde oldular. Ve şu an ödül aldık biz çocuğumun merakıyla. Ve çocuklarımızı çok bu konuda başarılı buluyoruz. Çünkü herkesin bilinçlenmesi gereken bir olay. Herkes için bu proje uygulanmalı, her yerde uygulanmalı ki çocuklar çöpün çöp olduğunu, atığın geri dönüşüldüğü zaman bir katkısı olacağını, çevremize, doğamıza katkısı olacağını bilinçlenmeleri lazım. Bizim çocuklarımız bilinçlendi. İnşallah başka çocuklar da bunları fark eder.